Trabzon kampına. Evet Aykut İnce, Trabzonspor Galatasaray karşılaşması 19.00'da Trabzon Papara Park stadında oynayacak ve karşılaşma 6 saatten az bir süre kaldı. Trabzonspor dün 17.00'da arkamda gördüğünüz Mehmet Ali Yılmaz testlerinde son antrenmanı yaparak kampa girmişti. Hareketli bir hafta geçirdi Trabzonspor ve maça saatler kala da birçok eksiği olmasına rağmen Galatasaray karşılaşmasından galibiyet almayı hedefliyor. Tabii karşılaşma 19.00'da başlayacak. Abdülkadir Bitigen yönetecek maçı. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Dördüncü hakemse Mert Güzengi olacak. Trabzonspor bu maça gelmeden önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa Spor'u 3-1'le geçmişti ve moral bulmuştu. Tabii birçok ayrılık oldu Trabzonspor'da. Korbelius, Tekliç ayrıldıktan sonra hemen ardından Larsen de takımdan ayrıldı. Ama bu maça çıkmadan önce birçok da eksiği var Trabzonspor'un. 7 önemli oyuncusu olmayacak. Afrika Kupası'nda bulunan Pepe, Trezeguet ve Onalçu'nun yanı sıra sakatlıkları olan Denzel Orsic forma giyemeyecekler. Zaten Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok da geçtiğimiz gün kadro dışı bırakılmıştı. Tabi bu kadro derinliği olmayınca altyapıdan 2 oyuncu kadroya katıldı. Stoper oyuncusu Ali Şahin ve forvet oyuncusu Poyraz Efe Yıldırım da akşamki maçın kadrosuna alınması bekleniyor. Evet, maça çok büyük bir ilgi var. Trabzonspor bir seyirci rekoru kıracak bu sözden özellikle. Şu ana kadar 35 bin biletin kombinelerle birlikte satıldığını belirtelim. Stadın tamamen dolması bekleniyor ve de bu da Trabzonspor için çok büyük bir itici güç ve moral olacak. Tabii bu karşılaşma öncesinde Trabzonspor'la Galatasaray 101. maçını oynayacak. 101 maç oynadılar. 102. maçına çıkacaklar. 101 maçta Galatasaray 44 kez 3 puan sevinci yaşadı. Trabzonspor ise 32 kez sahadan galip ayrıldı. 25 maçta ise kazanan çıkmadı. Beraberlikle bitti. Süper Lig'de oynadıkları 20 müsabakada 16 galibiyet, 3 berabere ve 1 yenilgi yaşadı sarı kırmızılı takım. Trabzonspor ise baktığımız zaman ligde dediğim gibi son haftalarda sonuca gitme yönünde özellikle iyi sonuçlar almaya devam ediyor ama oyun yönünde bu akşam çok daha bir ofansif Trabzonspor bekleyebiliriz. Bakatesas sorusu vardı. Maç öncesinde oynayıp oynamayacağı belli değildi. Tabii bir transferi söz konusuydu Panathinaikos'a. Kulüplerin yani Panathinaikos'un Batetekas'la anlaştığı yönünde bilgi var ama kulüplerin görüşmeleri devam ediyor. Ama maça 11'de başlaması bekleniyor ve bu maçtan sonra veda etmesi öngörülüyor. Aldığımız bilgiler bu yönde. Hemen muhtemel 11'e dönecek olursak Trabzon'un kalede Uğurcan olacak. Mehmetcan, Baniya, Benkoviç, Eren. Önlerinde Mendy, Berat ve orta sahada Visca, Bakasetas, Fontas olacak. Ve forvet hattında ise Enis Destan yer alacak. Evet, muhtemel 11'i Trabzonspor'un bu. Biz Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde olacağız. 17-15 gibi Trabzonspor buradan hareket edecek. Biz de onları takip edeceğiz. İlerleyen saatlerde de yayınlarımız devam edecek. Gelişme olduğunda sizlere aktaracağız diyelim ve sözü buradan Trabzon'dan size bırakalım Aykut İnce. Evet, tabii küçük bir dil sürçmesi ama zor da hakikaten Bakasetas'ı söylemek. Hatta Anastasios Bakasetas diyen de var. Orada da insan hakikaten çok zorlanabiliyor. Olabilir Selman. Ağzına yüreğine sağlık. Şimdi dön bu tarafa Emre Kaplan'a. Emre Kaplan da Trabzon'da takımın kamp yaptığı otelde. Aykut İnce teşekkürler. Trabzon'dan biz de mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim. Hem size hem de değerli konuklarınıza. Şu anda takımın kamp yaptığı otelin önündeyiz. Galatasaray kafilesinde hareketlilik var. Malzemeler şu anda stadyuma gitmek için araca yükleniyor. Hazırlıklar stadyumda devam edecek. Şu anda kulüp personelleri de hummalı bir çalışma içerisinde. Dün akşam saatlerinde buraya gelmişti sarı kırmızılar. Son haftalarda çok fazla eksik barındıran kadrolarla maçlara çıkmak durumunda kalmıştı Galatasaray ama bu kez bu eksiklerin sayısının azaldığını söyleyelim. Afrika Kupası'nda olan iki isim Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech. Yanı sıra sakatlığı devam eden Sergio Oliveira yok. Onun dışında takım tam kadroya yakın bir şekilde Trabzon'a geldi. Tabii en çok merak edilen isimler Mauro Icardi ve Davinson Sanchez sakatlık süreçleri ne durumda, oynayabilecekler mi? Bunlar bütün hafta boyunca çok fazla konuşuldu. Davinson Sanchez Ümraniye maçında, kupa maçında süre bulmuştu. Bugün de yine oynamasını bekliyoruz. Mauro Icardi konusunda henüz son karar, nihai karar verilmiş değil. Icardi yaklaşık 20 günlük bir dinlenme sürecinden geçti Fenerbahçe derbisinin ardından ve hem elmacık kemiğinde bir kırık var hem de ayağında bir problem var. Uzun süredir devam eden bir ödemi vardı. Bunlarla ilgili tedavileri gerçekleşti, dinlenme sürecini tamamladı. Hafta içerisinde 3 antrenmana çıktı takımla birlikte.
Bugün yaklaşık 1-2 saat içerisinde artık Okan Hoca'nın Yener İnce ile birlikte, kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte nihai kararı vermesini bekliyoruz. Ama Icardi olacak ya da olmayacak şeklinde aslında iki tane muhtemel 11 var elimizde diyebiliriz. Çünkü şu an itibariyle dün son taktik antrenmanda da Zaha'nın ileri uçta olduğu bir dizilişi denedi Okan Hoca ki hafta içi kupa maçında, Ümraniye maçında da yine Zaha'yı belki de ilk kez forvette kullanmıştı. Hemen bu olası kadrolardan bahsedelim, ihtimallerden bahsedelim. Kalede Fernando Muslera olacak Galatasaray'da. Savunmanın sağında Sasha Boye stoper ikilisinden sonra Abdülkerim, sol taraf Barış Alper Yılmaz. Orta sahanın merkezinde Torreira ile Kerem olacaklar. Onların önünde Dries Mertens 10 numara pozisyonda izleyeceğiz. Icardi'nin olmadığı senaryoda sağ tarafta Tete, sol tarafta Kerem Aktürkoğlu, ileride ise Zaha şeklinde bir ilk 11. Eğer ki Icardi'nin oynamasına karar verilirse, ki bu ihtimal şu anda %50 gibi gözüküyor, Icardi'nin forvette olduğu, Zaha ve Kerem'in kanatları paylaştığı bir 11 göreceğiz Galatasaray adına. İlerleyen saatlerde bu durum netleşince zaten bilgi olarak yine yayınlarda paylaşacağız. Şu an takım stadyuma yaklaşık 10 dakikalık mesafede kamp yapıyor. Akçaabat bölgesindeyiz. Stadyuma dediğim gibi 7-8 dakika, belki 10 dakika sürecek bir mesafe var. Ve saat 17-17.15 sularında da buradan hareket gerçekleşecek. Şu anda takım otobüsü hareket ediyor ama malzemeler yüklendi. Malzemelerin bir kısmı stadyuma gidecek. Son hazırlıklar dediğim gibi orada gerçekleşecek ve biz de buradan yansıyanları, Galatasaray'a dair son durumu aktarmayı sürdüreceğiz diyerek, eğer sorunuz yoksa sözü size bırakalım. Evet, muhabirlerden muhtemel 11'leri aldık, takım içi bilgileri aldık. Şimdi genel olarak fiziksel şartlar nasıl, hava durumu nasıl, trafik kaçta kapanacak, saat Trabzon taraftarı saat kaçta gelecek, kapılar kaçta açılıyor vesaire, sözü Yunus Emre Sel'e bırakalım, devam edesin. Teşekkürler Aykut İnce. Sana ve konuklarına iyi yayınlar dileyelim. Senin de söylediğin gibi özellikle hava koşulları da bu maç öncesi çok merak ediliyor. Şu an gerçekten soğuk bir havanın Trabzon'da olduğunu söyleyelim. Zaman zaman yağış da oluyor. Maç saatinde de yine yağışın beklendiğini, hava sıcaklığının da 5 ila 7 derece arasında olacağını belirtelim. Ama buna rağmen taraftarların maça ilgisi oldukça yoğun olacak. Bu sezon ilk kez Papara Park'ın tamamen dolmasını bekliyoruz. Şu ana kadar satışa sunulan biletlerden çok az miktarda kaldı. Onların da maç saatine kadar tükenmesi bekleniyor. Yine her iki takımın karşılıklı anlaşması sonucunda İl Spor Güvenlik Kurulu'nun da onayıyla birlikte Galatasaray taraftarları da misafir takım tribününde yer alacak bu maçta ve onlar da takımlarına destek vermeye çalışacaklar. Henüz stadyum etrafında çok ciddi bir hareketlik olduğunu söyleyemeyiz. Tabii maç saatine daha yoğun bir süreç var. İlerleyen saat dilimlerinde muhtemelen stadyum etrafı da daha fazlasıyla hareketlenmeye başlayacaktır. Trabzonspor için bu karşılaşma oldukça önemli. Çünkü Trabzonspor hem üçüncülük koltuğundaki yerini daha da sağlamlaştırmak hem de bir üstündeki Galatasaray'ı mağlup ederek belki ligin ilerleyen haftalarında sıralamadaki noktasını biraz daha değiştirmeye çalışacak. Galatasaray cephesinden de durum daha farklı. Onlar da lider Fenerbahçe'nin kendilerinden önce oynayacak olmasına da bakarak hem üst sıralardaki puan farkını kapatmak, belki de bundan sonraki gidişatta şampiyonluk için daha iddialı söylemler sarf etmek için bu karşılaşmadan puanlar çıkartma gayretinde olacak gibi gözüküyor. Her iki takım adına da iki isim çok merak ediliyor Aykut İnce. Trabzonspor cephesinde Bakasetas ilk 11'de oynayacak mı sorusu yanıtını arıyor. Galatasaray cephesinde de Icardi ile aynı durum merak ediliyor. Bakasetas'ın bu maçtan sonra Panathinaikos'a gitme ihtimali yüksek gözüküyor ama kendisi dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve Galatasaray maçında oynama arzusunu aslında bir kez daha gözler önüne sordu. Her ne kadar transferiyle ilgili süreç çok yoğun bir şekilde tamamlanmak üzere olsa da bu maçta oynamak istiyor Bakasetas ve açıkçası teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onun bu arzusunu biz açıkçası yok sayacağını düşünmüyoruz. İlk 11 olur mu olmaz mı onu çok merak bilmiyoruz şu an itibariyle ama çok yüksek ihtimalle maçta süre alacak Bakasetas. Dediğim gibi o ilk 90 dakika mı olacak bu, yoksa maçın gidişatına göre belki taraftarı selamlaması için mi olacak, bunu ilerleyen dakikalarda biraz daha netleştirebiliriz diye düşünüyorum. Galatasaray cephesinde de Icardi'nin yokluğunda özellikle skor üretme noktasında yaşanan sıkıntıları bu karşılaşmayla çözümlemeye çalışacak sarı kırmızılı takım. Onun oynaması veya
oynamaması tabii Galatasaray'ın oyun anlayışında da çok radikal değişimlere sebebiyet verecek gibi gözüküyor. Galatasaray kafilesi 17-10 civarında. Trabzonspor kafilesi de saat 17-15 gibi tesislerden hareket edecek ve her iki takımın da saat 17-30 sularında Paparapak Stadyumunda olmasını bekliyoruz. Tabii onlar buraya geldiğinde çok yüksek ihtimalle tribünler de dolu olacak ve oradaki coşku, atmosfer daha da doruk noktaya çıkacak gibi gözüküyor. Biz gün boyu buradan yine gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz ama sadece taraftarlara şu uyarıyı bulunalım. Maça gelecek olan taraftarlar soğuğa karşı ve yağışa karşı önlemini alarak gelirseler onlar adına daha sağlıklı olacaktır. Şimdilik sözü yeniden size bırakalım Aykut İnce.